Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Şöyle güzel bir trigonometri sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. 0 ile 90 arasında bir alfa açısı verilmiş. 3 sinüs 5 pi bölü 12 eksi alfa eksi. Kosinüs alfa artı pi bölü 12 bir ise tanjant alfa kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında açılarımız farklı gibi ama dikkat edersek aralarında bir bağıntı var. Ee, bakın şu 5 pi bölü 12 eksi alfa ve alfa artı pi bölü 12'ye bakalım. Ben şuna k açısı demiş olayım arkadaşlar. Şuna da ben l açısı demiş olayım. K ve l açılarının toplamına bir bakalım. K artı l yazalım arkadaşlar. Ne gelecek bakın. 5 pi bölü 12 eksi alfa artı Alfa artı pi bölü 12 gelmiş olacak. Alfalar birbirini götürecek. 6 pi bölü 12'den elimizde pi bölü 2 kalmış olacak. Yani aslında bu iki açının toplamı kaç yapıyormuş arkadaşlar? 90 yapıyormuş. Yani bu iki açı birbirini 90'a tamamlıyormuş. Bu ne demek istiyor bize? O zaman birinin sinüsü diğerinin neyine eşittir arkadaşlar aslında? Kosinüsüne eşittir. O zaman arkadaşlar ben şurada sinüs 5 pi bölü 12 eksi alfanın yerine kosinüs alfa artı pi bölü 12 yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden? Çünkü sinüs k eşittir. Kosinüs ne olacak? L olacak. Sinüs k'nın yerine ben kosinüs l'yi yazmış olacağım. O zaman burası şuna dönüşecek. 3 kosinüs öyle değil mi? Alfa artı pi bölü 12 eksi kosinüs alfa artı pi bölü 12'ye dönüşmüş olacak. 3 tanesinden bir tanesi çıkarsa 2 tane kalacak. 2 kosinüs Alfa artı pi bölü 12 eşittir. Kaçı elde etmiş olacağız arkadaşlar? 1'i elde etmiş olacağız. Her tarafı 2'ye bölersek kosinüs alfa artı pi bölü 12'nin 1 bölü 2 geleceğini görmüş olacağız. Peki hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir diye düşünürsek arkadaşlar. 60 derece olduğunu hatırlayacağız. Demek ki şu içeride yazan açımızın kaç derece olması gerekecek? 60. Tabi 300 derecenin de olabilir. Kosinüsü değil mi? Kosinüs 300 de 1 bölü 2'dir ama açımız 0 ile 90 arası verildiği için burada alfa artı pi bölü 12'yi biz 60 dereceye yani kaça eşitlemiş olacağız arkadaşlar? Ee, pi bölü 3'e eşit demiş olacağız. Buradan alfa şunu 15 gibi yazsak daha iyi olur aslında. Alfa artı 15 derece eşittir. 60 derece gibi düşünelim. Alfamız da buradan 45 derece gelmiş olsun. Bunu da e, neyini soruyor bize? Tanjant alfayı soruyor. Yani tanjant 45 dereceyi soruyor. Tanjant 45'inde kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 1 olduğunu biliyoruz. O zaman aradığımız cevabın 1 olması gerekecek. Arkadaşlar şöyle güzel bir trigonometri sorusundan Sizler için çözmeye çalışalım Kosinüs pi bölü 4 eksi x bölü 2 3 bölü kök 10 olduğuna göre Tanjant x kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar Şimdi burada x bölü 2'li bir açı verilmiş Burada x isteniyor e Diyorum ki sanırım iki katını alarak ilerlersek e Sonuca ulaşabiliriz diye düşünüyorum Bakın şöyle yapalım Şuradaki açımıza biz alfa diyelim Yani pi bölü 4 eksi x bölü 2 eşittir ne olsun arkadaşlar? Alfa gelsin. Dedim ya iki katını alıp ilerlemeye çalışalım. Her iki tarafı 2 ile çarparsam pi bölü 2 eksi x eşittir kaç alfa olacaktır? 2 alfa gelecektir. X'i karşıya atarsam aslında pi bölü 2 eşittir 2 alfa artı x'e ulaşmış olacağım arkadaşlar. Peki Benden istenen neydi? Tanjant x. Ben neye ulaştım? x artı 2 alfanın pi bölü 2'ye yani 90 dereceye eşit olduğunu yakalamış oldum. E birbirini 90'a tamamlayan iki açı elimde olduğumda ne diyordum arkadaşlar? Birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, Birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir diyorduk. Bizden istenen neydi? Tanjant x. Şimdi x'i 2 alfa 90'a tamamladığı için ben tanjant x'in aslında kotanjant neye eşit olduğunu söylemiş olurum arkadaşlar 2 alfa'ya eşit olduğunu söylemiş olurum çünkü birbirinin 90'a tamamlayan iki açıdan birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir bana tanjant x soruluyorsa ben kotanjant 2 alfayı da bulursam sonuca ulaşmış olurum diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki ben neyi biliyorum şimdi? Kosinüs alfanın 3 bölü kök on olduğunu biliyorum. Kosinüs alfadan kotanjant 2 alfaya geçeceğim. Hemen şuradan kosinüs 2 alfaya geçelim arkadaşlar. Nasıl hesaplıyorduk kosinüs 2 alfayı? 2 kos kare alfa eksi 1'den hesaplıyorduk. Bu bize neyi verecektir? 2 çarpı kosinüs alfanın karesi yani 9 bölü 10 eksi 1. 18 bölü 10 eksi 1'den 8 bölü 10 yani 4 bölü 5'i vermiş olacaktır. Yani ben bir üçgen çizersem arkadaşlar şuraya 2 alfa yazarsam 2 alfamın öyle değil mi arkadaşlar? kosinüsünün 4 bölü 5 olduğunu biliyorum. Yani şuraya 4 yazarsam şuranın kaç gelmesi gerekecek? 5 gelmesi gerekecek. 4, 5 karşıda kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 3 gelmiş olacak. E bana kotanjant 2 alfa soruluyordu. Kotanjant 2 alfa arkadaşlar komşu bölü karşıdan bulacağım bir değerdir. Kotanjant 2 alfa. Yani aslında tanjant x'im neye eşitmiş arkadaşlar? Komşu bölü karşıdan 4 bölü 3'e eşitmiş. Doğru cevabın 4 bölü 3 olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur.